Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Kabam arkadaşlar tüm sınıflarla ilgili şu ekranda gördüğünüz bal petekleri görüntüsündeki petekleri yayınladı arkadaşlar. Bunlar bu yıl oyuna gelecek olan hero'lar olacak arkadaşlar. Şu gördüğünüz boşluklar bunu her sınıf için yapmış. Şimdi hepsini göstereceğiz inşallah. Şöyle baktığımızda bu yıl daha önümüzde dört tane beceri karakteri gelecekmiş arkadaşlar. dört tane beceri karakteri gelecekmiş peteklerin içerisinde bunları göstermişler. Bu şunu gösteriyor aslında? Tabii kim gelecek onlar tartışılır, tahmin yürütülür ama arkadaşlar, eee planlı iş yaptığını gösteriyor. Çok güzel. Yani daha önce yalapşala iş yapan bir firma da En azından bize öyle bir görüntü veriyordu. Ama sadece söyledik. Son 6 7 8 aydır e, çok güzel işler yapıyordu. Hatta her zaman da söylüyorum yayınlarda da bazen soruluyor. Şu anda oyun en güzel dönemini yaşıyor. İnşallah bundan sonra daha da güzel dönemini yaşar da. Keyifli keyifli yapıştırırız Hacılar. Velhasıl kelam plan programı yaptığını gösteriyor. Şöyle baktığımızda bu yıl 4 tane daha beceri karakteri gelecekmiş arkadaşlar. 4 tane beceri karakteri. Şimdi bir yıl içerisinde biliyorsunuz standlarda göre söylüyorum her ay 2 tane karakter geliyor. Son ay 1 tane karakter geliyor oyuna. Yani toplamda 23 karakter geliyor. Gerçi bir tane daha geliyor ama onu bize vermiyor veya çok geç veriyordu hatırlarsanız. Bir öncekinde Scarlet Witch mi gelmişti imzalı? Ondan sonra da bu sonda da Jessica Jones gelmişti. Ama daha sonradan verdiler. Hadi 24 tane diyelim. 24 tanenin 4 tanesi burası arkadaşlar. Yani 12 ayın 2 tanesi buradan gelecek. Becerilere 4 tane geliyormuş. Devam edelim. Bilimlere baktığımızda ki biliyorsunuz bilimler ve beceri sınıfları diğerlerine göre bir tık daha aşağıda. Gerçi beceri sınıfı da çok kaliteli bir sınıf haline geldi. Şöyle baktığımızda yeni gelen Mantis muhteşem bir karakter. Şunu şöyle işaret şöyle değiştirelim. Mesela şu Mantis muhteşem bir karakter. Onun dışında Falcon'u kullanıyoruz. Gece maymununu kullanıyoruz. Hitmonkey tabii ki shang -Chi. zaten geldiğinde oyunun çeyresini değiştirmişti. Hem beceri sınıfının en iyisi hem de oyun genelinde top listesinin zirvelerinde bu arkadaşlar. Yine baktığımızda Baron Zemo'yu çok kullanacağız arkadaşlar. Özellikle defansta bayağı kullanacağız. Valkyrie yine oyuna gelen yeni bir mekanik. Ondan sonra kork yapacaktım da vazgeçtim. Şöyle bakıyorum. Şuradan Nick Fury, Kingpin. Kingpin özellikle son zamanlarda daha çok arttı savaş alanlarıyla beraber. Egan Labyrinth Atuma da çok güzel. Hem defansta hem de saldırıda bir nevi kısmi görev karakteri. Köstebek, e, kedi kızı da kanamada vesaire 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 yani beceri sınıfta güzelleşiyor. Bir dört tane daha gelecek. Bilim sınıfına baktığımız arkadaşlar 5 tane daha bilim karakteri gelecekmiş bu sene. <laughs> Şöyle bakıyorum burada evet yenileri koymuşlar. Kesilingi falan koymuşlar. Daha beş tane daha gelecekmiş. Bilim sınıfı da yine beceriyle beraber biraz böyle göz ardı ediliyor tarzında duruyor arkadaşlar ama yine baktığınızda <laughs> Alev Adam ki muhteşem bir karakter muhteşem bir şey Ölümsüz Hulk harikulade bir karakter Kızıl e, Alev Adam'ın yokluğunda çok çok iyi gidiyor Jessica Jones şu anda çok nadir bir karakter herkese verilmiyor ama yine çok güzel bir karakter Void iyileşmeleri tersine çevirme babında Wasp hem Ghost'un yancısı hem de güzel yasalar veriyor şu kesiyi de çok beğendim Tabi yine zaman geçmiş lazım. Yeni yıllara şans var. Taş adam hem defans hem saldırıda. Akrep gayet dikiz. Ondan sonucuma spot çok etkili. Kaptan Amerika'dan doğaüstü bir karakter. Ondan sonucuma Quake inşallah 6 yıldızını Silver muhteşem bir karakter. Yine bilimde kendini toparlıyor ve bu senede bilime 5 arkadaş daha gelecekmiş hacılar. Şöyle baktığımızda mistik sınıfı ekseriyle takviye etkisi bırakma ve güç barını kontrol etme tarzında bir karakter. <laughs> Biliyorsunuz Doktordum e, bu konuda burada zirvede lakin bu sene e, bir ortak geldi ona. Bakıyorum fotoğraflardan evet buradaymış. E, absürtmen geldi ve yeni sinerjisiyle beraber Scarlet Witch de muhteşem. Adam bu üçü şu anda Mystic sınıfını hayvan gibi taşıyor. Jane Foster'ın da çok etkili olduğunu bir kere daha söyleyeyim arkadaşlar. Rintra Defense'da da olsa Hood çok etkili. İşlevsellik Kraliçesi. Jagannath'ın yeni bafı. Mecin altı yıldızını bekliyoruz artık. Bura defansa bla 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 arkadaşlar. Yine geli geliyorlar da güzel. Yani mistik sınıfı da özellikle oyuna şu anda hükmeden mutant ve kozmik sınıflarına <laughs> bunlar genelde yan çar gibi kalıyor <laughs> Asis yapan futbolcu gibi kalıyor. Daha böyle golcü karakterler inşallah gelecek. Mistiklere de 4 tane bekliyoruz. Güzel bir mesela bak çok güzel bir golcü oldu. Ee, absürtmen, Scarlet Witch'in Sünnesinde muhteşem bir şey oldu. E doktorundan taşıyordu Bu üçünün e, bu sene daha aktif Kullanılacağını düşünüyorum Diğer yan çarlarda artık onlara yardımcı olacaklar Bir nevi Ve arkadaşlar Kozmik e, oyunun en sert sınıfı En sert en etkili Sınıfı en iyi sınıfı demiyorum dikkat edin En iyi sınıfı Mutant sınıfı şu anda Çünkü yelpaze daha geniş ama Kozmiklerden belli başlı Tipler öyle bir sıyrılıyor ki patlatıyor mesela tabii ki bunlardan bir tanesi oyunun en iyi hırsı olan Herkül abimiz. Muhteşem bir şey böyle bir şey yok. Eski Thor mükemmel mükemmel kopya sayısını yükselt aksın. Kaptan Marvel harikulade. Körbis hala tamam belki ee, daha ileri geliyor ama hala mükemmel bir karakter mükemmel. Ondan sonra cuma, Thanos yaklan yok şaka Thanos değil. <laughs> Nunoşuk, özellikle savaş alanında defansta oldukça etkili. Gor çok etkili. Galan acayip etkili. Başka kim var? Kunol çok etkili. Kullanmıyoruz bu aralar ama işte kadrolar çok geniş olunca artık kullanmıyoruz. İşte ah insan CGR acayip hayvanlara benziyorsun. Bu sene kozmiklere 3 tane gelecek arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de gladyatör olacak oyun seçimi. İnşallah her külü geçer. İsterim arkadaşlar. Yani Herkül'de Corvus'un geldiği duruma düşsün. İsterim. Biliyorsunuz daha önce Blade vardı. İşte Blade'den önce eskiler bilir. Eski Thor'lar, Scarlet Witch'ler, Doctor Strange'lardı. Bu aslında çok güzel bir şey. Yani oyunun sabit bir monoton kalmadığını gösteriyor. Sürekli değiştiğini gösteriyor. Bence güzel. Ben seviyorum bu olayı. Neyse velhasıl kelam 3 tane daha kozmik gelecekmiş arkadaşlar. Bir tanesi de gladyatör olacak. Gladyatör de büyük ihtimalle yazı doğru falan gelir. Tekno sınıfı. Tekno sınıfı da arkadaşlar yine yan çar. <laughs> ana, ana bölümleri kastırmak için kullanıyoruz. Tabii ki tabii ki Ghost hariç. Kesinlikle Ghost hariç. Ghost zaten arkadaşlar Tekno'da Ghost olmasın. Tekno komple yan çara döner abi. Komple döner. Yine yani bakmayın liderliğini Ghost götürüyor. Çünkü sert vurucu. Çok sert bir golcü. Onun dışında Warlock bir yan çardır. Mükemmel olması farklı bir şey. Yani Stark alternatif bir çardır. Nemrut keser mesela yine yan çar asistör. Hulkbuster birazcık bunlardan sıyrılıyor. Hem kontrol hem de sert vuruşları var. Yani belki tekneye ya şöyle bir bakayım ama e, Ghost'tan sonraki en iyi vurucu diyebilirim teknoloji için. Aa dur dur dur. Teknodum geldi. Teknodum. Aa bu da çok müthiş bir şey. Teknodum da mükemmel. Teknodum Hulkbuster. Ghost üçlüsü Forvet'i şey yapıyoruz. Bunlarla götürüyoruz yeni gelen gelecek ant -Man. G99 bitirli o şeyi göremedi. Ya oyun mekaniğinin hassaslığından dolayı bir türlü göremedi. Penny Parker çok güzel bir ama te bunlar bir Herkül, Ghost, işte Tekno Doom, var ya ön plana çıkmıyor arkadaşlar. Ah ve Star Lord. İşte, işte zaman böyle bir şey. Kozmiklerden Korus ee, Corvus, Tekno'dan da Star Lord. Mysterio muhteşem bir şey Penny Parker'la beraber. Bununla ilgili yakın video çekmek istiyorum. <laughs> Bu sene de 5 tane gelecekmiş arkadaşlar. Ve oyun en geniş kapsamlı en iyi sınıfı arkadaşlar mutant sınıfı bu sene 3 tane gelecekmiş. Ee, şimdi her sene bir örümcek geliyorsa arkadaşlar bu sene de bir mutant örümcek bekleyebiliriz. Çünkü her sınıftan örümcek adam geldi bir tek mutant'tan gelmedi. 6 kollu bir tane örümcek var belki o gelebilir. Onun dışında yine bakılır. Bu arada Kozmik içinde de Eden Warlock'un lafı da geçiyor. Düşünsene Gladiator geliyor, Eden Warlock geliyor. Allah Allah kozmik acayip bir şey. Mutantlar arkadaşlar e, oyunun her şeyinde var. Yani mistik vari özellikleri olan mutantlar var. Yardakimin güç varını kontrol eden karakterler var. Yetenek sabitini düşürenler var. Kozmikler gibi sert vurucular olan var. Takviye açanlar var, iyileşenler var, iyileşme engelleyenler var var babam var. Yani Apokalips ve Cable ikilisi başta olmak üzere buradakilerin çoğunu sayabilirim. Kırmızı Manyota, Archangel, Colossus, hala Omega Red, Sunspot kanımız yeri kapalı, Strife muhteşemdir, Kitty, Havok, o say say bitmesin. Nice. Fırtına fırtınanın yeni hali. Domino, Mumino, zıbıdı zıbıdı falan filan. Güzel. Bu senenin arkadaşlar 3 tane mutant gelecekmiş. Yani bu sene baktığımızda 3 mutant 5 Tekno. Tekno sayısı bir tane bir tane gelmişti. Toplamda bu sene mi ki? 6 tane gelmiş oluyor. 5 Tekno daha gelecek. 3-5 daha 8 yaptı. Ondan sonra kozmik az gelecek. 3 tane gelecek. 11 oldu. Mistiklerden 4 tane gelecek. 15 oldu. Bilim sınıfından 5 tane gelecek. 20 oldu. Ve arkadaşlar 4 de buradan gelecek. 24 oldu. 24 tane karakter gelecek. Şöyle baktığımda 2 ayı bitirdik aslında geriye 10 ay kaldı. Normalde her ay 2 tane hero getirseler 20 olacak. Geri kalan 4 tane nereden çıkıyor diye düşünebiliriz. Bu durumda arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Bazen kaban bir ay içerisinde 3 tane hero getiriyordu. Yine bir 3 tane karakter getirebilir. Çünkü geri kalan 10 ayda 24 tane karakter getireceksiniz. Yani her ay 2.4 karakter. Yani karakterim her ay bir bacağını bir kolunu verecek halleri yoksa eğer. Şöyle baktığımda geri kalan 10 ayın 4 ayında üçerli 3'erli de hero vermesi lazım. Oba çok keyifli olur. Hadi bakalım onu da görürüz hacılar. Siz de tahminlerinizi yazabilirsiniz. Hangi sınıftan hangi gelecek diye tahminde bulunabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.